20 Nisan'la hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yağmurlu bir günde kümesimizin son durumunu çekeceğim. Burada eşyam var arkadaşlar. Guruk'tan kaldırdık biliyorsunuz. Guruk'a yatmıştı ama oturtturmamıştık. Çünkü kışın civciv büyütmek pek fazla sağlıklı değil. Hatta hiç sağlıklı değil. O yüzden tavuğumuz Guruk'a oturtturmadık arkadaşlar. Burada kendi halinde takılıyor. Onun dışında beyaz tavuğumuz burada arkadaşlar. Biliyorsunuz beyaz da böyle hani yavru alırsak karışık renkli olur diye almıştık. Onun dışında Osman burada arkadaşlar. Osman gerçekten perfect yani mükemmel büyüdü. Eli yüzü olsun, boynu olsun. Benim çok beğendiğim bir horoz. Zaten görüyorsunuz şu anda. Maşallah var hayvanımızın. Bakın oraya zıplayacak. Buradan bir şeyler koparıyorlar. Ve bu Osman tayfada arkadaşlar. Ezel tayfa pek fazla çıkmıyor ama bu ağacı çok seviyorlar, ceviz ağacımızı. Durmadan ceviz ağacının üstündeler. Ceviz ağacının üstünden çıkıyorlar, oturuyorlar. Şu şekilde gösterelim hayvanlarımızı. Osman tayfa biliyorsunuz zaten 2+1 kaldı. Diğerleri şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Diğer iki tavuğumuz biraz fazla agresifti. Bu ikisine kan kusturuyordu. Kenan abi de onları çok beğendi. Onları verdik. Bunlar da şu anda hani şöyle söyleyeyim. Hani bir kavga durumu vesaire yok. Ara sıra şu ballı kızımız Uğur'a vuruyor ama ondan da bir şey olmaz artık. Bakın hatta Uğur direkt yerini aldı. Ağacı çok seviyorlar arkadaşlar. Lan durun. Allah bir iyi dedinik. Siz de hemen bir kavga ettiniz. Bakın Uğur'umuz da burada arkadaşlar. Uğur biraz çekingen. Guruk'tan büyüttüğümüz bir tavuğumuz biliyorsunuz. Eyşan'ın yavrusuydu. O yüzden biraz çekingen. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar burada dolaşıyor. Şimdi Ezel tayfaya geçelim. Ezel tayfada biliyorsunuz şu anlık 2+1. İki tavuğumuz hala civcivlerini bırakmadı Guruk'ta. Şöyle Eyşan ve beyaz tavuğumuz ve Ezel'imiz. Ezel. Ezel'in arkadaşlar kafasında da bakın tüyler kalmadı. Ezel bayağı bir tüy döküyor. 1,5 yaşında. Bir dahaki senenin Mart ayında 2 yaşına girecek arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gerçekten çok güzel bir horozumuz. Çok beğenerek, çok severek aldım. Yavruları da çok iyi yerlere gittiler. Şöyle gösterelim Ezel'imizi. Burada da Bahar var arkadaşlar. Civcivleri şuraya kaçmış Bahar'ın. Nerede kızım civcivlerin? Bakın koşuyor civcivlerin yanına. Gördüğünüz gibi. Bahar, kızım nasılsın? Bahar'ın civcivleri arkadaşlar bir büyümesi durdu dedik. Sonra bir anda büyüdüler. Çok güzel civciv oldular. Bunları da göstermiş olalım. Şuraya geçmiş bir kısmı. Bu arada arkadaşlar beyaz tavuğumuzu şöyle size göstereyim. Pamuk gibi oldu. Hani biliyorsunuz tüy dökmüştü. Falan. Şu an tüyleri yerine geldi. Ha, horozu çağırıyor. Horozun yanına gidiyor da. Şu an tüyleri yerine geldi. Gerçekten de çok güzel bir tavuk oldu. Ezel de orada Osman'ın tavuğuyla eşlemeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ezel oğlum nasılsın? Şu duruşa bak be maşallah benim oğluma. Ezel oğlum. Tavuğumuz da yine burada. Ezel'in yanına gidiyor arkadaşlar. Ezel çağırdığında ama sonra geri kaçıyor. Korka korka gidiyor. Şöyle bir şekilde göstereyim. Yani Ezel'in eşlemesi şu anda onun için sağlıklı değil. Çünkü hayvanımız daha 7 aylık. Ne kadar yumurtluyor da olsa bugün yine bir yumurta buldum arkadaşlar. Hayvanımız günlük yumurtlamaya başladı. Ama henüz 7 aylık ve hani gelişmesi devam ediyor. O yüzden Ezel'e eşletmiyorum arkadaşlar. Hani Osman eşleyebilir çünkü Osman'ın şu anda şöyle göstereyim. Ezel'e göre kilosu çok fazla yok. Ezel de pardon Osman da kur yapmaya başladı. Ama şu anlık eşlemiyor arkadaşlar. Sakin olalım. Good boy. Şu şekilde temizleniyor. Kur yapıyor ama eşlemiyor arkadaşlar. Eşlese bile hani kilosu gelişme çağında bir horoz olduğu için çok fazla bir kilosu yok. Gayet atletik bir horozumuz. Kaslı bir horozumuz. O yüzden sıkıntı olmaz tavuklarımız için. Uğur çok güzel gelişti arkadaşlar. 7 aylık bir hayvan ama 1 yaşında gibi duruyor. Zaten Uğur'un babası da biliyorsunuz ağır kilo bir horozdu. Kenan'ı biliyorsunuzdur. Ağır kilo çok güzel renkli bir horozdu. Uğur'un da kanatlarının altı gri, kuyruğunun ucu gri ve ağır kilo bir tavuk oldu. Ama görünüş olarak daha çok annesine benziyor. Annesi de ballı bir tavuğumuzdu. Bakın. O niye öyle vuruyor ya? Allah Allah. Bakın.
Ve Osman'ın tüylerini yoluyor. Bu hiç iyi değil yani, hayvan tüy dökme arifesinde tüyleri çıkıyor. Bakın yine yoldu tüyünü. Ona bir bakacağım arkadaşlar. Burada yine görüyorsunuz ezel beyaz tavuğuyla beraber. Eyşan kim bilir nerede? Eyşan kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Bazen Bahar ve Azat'a bulaşıyor. Hani Bahar'a bulaşınca ayırıyoruz da Azat arkadaşlar çok sinirli bir hayvan. Bakın Eyşan da orada geliyor. O Osman büyük ihtimalle kur yapmaya çalışacak. Bir kere Osman kur yaptı. Eyşan Osman'ı kovaladı arkadaşlar. Arada bir şeye girdiler böyle bir. Boyun boyuna gireceklerdi. Osman son anda geri adım attı. Bakalım bu sefer aynısı olacak mı? Büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi aklıma geldi. O tavuğumuz yumurtaya başladı. Yeni bir tavuk. Büyük ihtimalle strese girdiği için böyle tüy yolmalar falan yapıyor. Onun ben çaresine bakacağım. Bakın Eyşan onlara bulaşacaktı. Sonra geri geldi. Şu anda arkadaşlar zaten full Hint besliyoruz. Artık hiçbir iki tane bile yumurta tavuğumuz yok. Şöyle gösterelim Ezel Paşa'yı. Sonra da civcivleri ve annelerin yanına geçelim. Şimdi arkadaşlar Bahar ve 4 civcivin yanındayız. Dediğim gibi 4 civcivi bir anda gelişti. Çok güzel bir şekilde gelişti. Tüyleri geldi. Biraz hava almaları için açtım. Sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü hava biraz soğumaya başladı. Hava alsınlar, biraz gezsinler. Sonra kapatacağım. Videoda çıksınlar. Gayet sağlıklı hayvanlarımız arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde bakıyoruz hayvanlarımıza. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için değerli. Burada da Bahar kızımız var. Bahar'ın da arkadaşlar şöyle gösterelim. Tüyleri gerçekten çok iyi bir şekilde geldi. Hani kusursuz bir şekilde tüyleri geldi. Biraz daha kuyruğu uzayabilir. Biraz daha kuyruğu uzasa gerçekten çok güzel olacak. Kendini toparladı Bahar'da. Yine kendini toparlayan tavuklarımızdan bir tanesi. Tavuklarımızın tüyleri erken geldi arkadaşlar. Bu Osman tayfada da öyle oldu. Ezel tayfada da öyle oldu. Ama Ezel'in tüyleri nedense biraz geç çıkıyor. Osman'ın da öyle. Büyük ihtimalle horozlarda biraz daha geç çıkıyordur bu tüyler. Ama tavuklarımız dediğim gibi tüylerini tamamladı. Gerçekten çok iyiler. Hadi kızım git civcivlerin yanına git. Arkadaşlar burada da Azat'la iki civciv var. Azat tayfa bizde takılıyor arkadaşlar. Hani bir şey yediğimiz falan, çekirdek çitlediğimiz falan yanımıza geliyorlar. İki civcivinde de siyah fazla kaçmıyor ama kaçıyor yine de, ama hani bir grup civcivine göre bakın görüyorsunuz, sevebiliyorum böyle. Gerçekten bu siyahlı çok güzel bir horoz olacak arkadaşlar. Bu arada hani şey diyebilirsiniz, bunların tüyleri neden yoluk diye. Arkadaşlar bunları kapattığımda kümeste gözlemledim. Ara sıra boyun boyuna giriyorlar. Bunun tavuk olmasına rağmen, bu kızımızın tavuk olmasına rağmen siyah olanla durmadan birbirlerine giriyorlar. Tabii anneleri ayırıyor. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle bir Azat'a da göstereyim ya. Kümesimizin yıldız kızı arkadaşlar. Bakın, bakar mısınız renklerine? Gerçekten çok güzel bir tavuğumuz. Son olarak arkadaşlar Ezel'i ve şöyle genel olarak tavuklarımızı gösterelim. Videomuzu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize bakın.